Söz sırası Ankara Milletvekilimiz Sayın Nevzat Ceylan'a aittir. Süremiz 15 dakika Sayın Ceylan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün iki güzide kuruluşumuz olan TRT ve TOKİ hakkında konuşmak istiyorum. Yüce Meclis'e saygıyla selamlıyorum. Bugün yıpratmak için olağanüstü çaba gösterilen TRT'nin görmezden gelinen gurur verici yanlarından da bahsetmek istiyorum. TRT hem Türkiye'de hem uluslararası arenada insana ve teknolojiye yaptığı yatırımlar ve en önemlisi insan odaklı yayınlarıyla Türkiye'nin yüz akı kurumlarından bir tanesidir. Bu ülkenin tek kamu yayıncısı olan TRT, insan ve değer odaklı dizi, belgesel, çizgi animasyon, kültür, sanat, haber, spor gibi temalarda yayın yapan 14 televizyon kanalı, 1927'de başlayan ve bugün hem kültürel hem de müzik temalarında uzmanlaşmış 16 radyosuyla Türkiye'de bütün vatandaşlarımızın bu alanlardaki bütün ihtiyaç ve taleplerini karşılamaktadır. TRT'nin bu kapsayıcı uluslararası vizyonuyla gönül coğrafyamız ve tüm dünyadaki insanlara ulaştığını gözlemliyoruz. TRT bütün kanallarıyla hem kültür ihraç etmekte hem de kara propagandanın bilgi kirliliğinin panzehri olmaktadır. İlk ağızdan en doğru şekilde gerçek ve tüm olan biteni dünyaya anlatan TRT, Türkiye açısından stratejik bir öneme sahiptir. Değerli arkadaşlar, TRT tarihin ruhunu incitmeyen, Türkiye'de ve yayınladığı bütün ülkelerde izlenme rekorları kıran çok kaliteli diziler yapıyor. Gençlerimiz başta olmak üzere her yaştan vatandaşımız bu yapıların etkisiyle tarihe ilgi duymaya başladı. Bu ilgi sayesinde kendi köklerine bağlı, kendi tarihine değer veren özgüvenli bir toplum oluşuyor. TRT sadece tarih dizileriyle değil, maalesef karamsarlık, umutsuzluk ve şiddet aşılayan diğer dizilerin aksine toplumsal değerlere saygılı dizileriyle ve ailece güvenle izlenebiliyor. TRT yayınlanan dizilerde bir tane kadına şiddet uygulanan sahneyi göremezsiniz. Bir tane şahsiyeti zedeleyen çocuk sahnesi göremezsiniz. Reyting savaşının bu türden rigid sahneler üzerinden yapıldığı ortamda TRT kültür kodlarımıza dayanan bu duruş sergileyerek sektöre de örnek olmaktadır. TRT bu dizileri 100'den fazla ülkelere satıyor. Bunun maddi gelirisinden ziyade bir manevi kazanımları daha önemli olduğunu görüyoruz. Bugün dünyanın birçok ülkesine gittiğimiz zaman Türkiye'den geldiğinizi söylediğinizde TRT'nin yayınladığı dizilerden bahsedildiğini görürsünüz. Güney Amerika'da çocuğunun adını Ertuğrul koyanlar varsa, dünyanın her yanında tarafından izlenirken TRT'nin dizilerini heyecanla takip edilip hayatlarının bir parçası haline getiriliyorsa bu büyük başarıyla gururlanmak düşer bizlere. TRT bir kamu yayıncısı. TRT bunun gereğini her alanda yapıyor. Spor yayıncılığının okulu olan TRT, bütün spor dallarındaki müsabakalar yayınlansın, spora ilgi küçük yaşlarda başlasın diye ikinci spor kanalını kurmuş bulunuyor. Bugün futbolla beraber federasyonlarımızın sayısı 65'e ulaştı. Bu alanda faaliyet şampiyonları ve organizasyonları demek, TRT 2 spor ile amatör branşlarımız spor gölgesinden çıkıp sizin daha gür sesle duyurulabileceği bir mecraya buldu. Bu çocuk kanalı Türkiye'nin değil dünyayı aşılan bir kapısı haline geldi. Bu çocuk kanalında da reklam alınmaması ayrıca bir önem arz etmektedir. TRT'nin reklam gelirleri son 3 yılda tam 5 kat arttığını da özellikle söylemek istiyorum. Bu konunun da son derece önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Yine TRT World dünya çapında yayınlarıyla çok ilgiyle izlendiğine şahit oluyoruz. TRT'nin sadece ülkemize değil dünyada iyi işler yaptığının çabasını da hep beraber gördüğümüzü de burada ilave etmek istiyorum. Yine TRT'nin ortak yapımcısı olduğu işlerden Oscar adayı olan filmlerin olduğunda görüyoruz. Evet, TRT'yi eleştireceksiniz. Burada ancak bir kısmını anlatabildiğim başarıların daha ötesini yapabilsin diye eleştirilebilir. Ama diğer eleştirileri de kabul etmek mümkün değildir. Türkiye bir defa TRT payı diye temcit pilavı gibi ortaya getirilen haberlerde de milletimizi itibar ettiği sanmayın. Bizim milletimiz 100 liralık bir elektrik patrosunun TRT için ayrılacak 1 lirayı çok görecek tiniyette bir millet değildir.
TRT'yi yıpratma niyetinde olanlar bizim milletimizin feraset duvarına çarpacaklardır. Evet, ben TRT'yi bu yaptığı güzel çalışmalardan dolayı huzurunuzda tebrik ediyorum. Diğer bir konu değerli arkadaşlar, toplu konut idaresi. Toplu konut idaresi de özellikle dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın sosyal konut ihtiyacının karşılanması yönündeki çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. 1984 yılından 2002 yılına kadar 19 yıl içinde 43 bin konut üreten TOKİ, 2002-2019 yılları arasında 16 yıl içinde 855 bin konut rakamına ulaşmıştır. Ürettiği konutların %36'sı sosyal konut olup yaklaşık 3,5 milyon vatandaşımız bu konutlarda oturmaktadır. Ayrıca konut üretiminin yanında kamu kuruluşlarının ihtiyacı duyduğu eğitim, sağlık, spor ve güvenlik amaçlı hizmet binalarının yanında millet bahçelerinin yapımında da önemli görevler üstlenmiştir. 2003-2013-19 yılları arasında 23.916 derslikli 1086 okul, 40.120 yatak kapasiteli 266 hastane, 72.000 öğrenci kapasiteli yurt, pansiyon, 993 ticari iş yeri, 228 kamu hizmet binası, 19 stadyum olmak üzere sevgi evi, engelsiz yaşam merkezi, huzur evi, halk eğitim merkezi, kültür merkezi ve toplum merkezi gibi 14.808 sosyal donatı alanı inşa edilmiş ve edilmeye devam etmektedir. 2019 yılı içinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 5 Mart tarihinde 82 ilde 140 projeyle başlatılan sosyal konut kampanyası ile 50 bin konut kira öder gibi geliri alt ve orta düzeyde olan vatandaşlarımıza 10 ile 20 yıl arasında evinde oturarak ev sahibi yapılmasını sağlamıştır. Büyük beğeniyle karşılanan bu 50 bin sosyal konuta 238 bin başvuru olmuştur. Yine bu yıl içinde 35 bin konutun satışı gerçekleştirmiş olup 46 bin konutun da vatandaşlarımıza teslimi sağlanmıştır. Yapılan 855 bin konutun %86'sı orta ve alt gelirler için sosyal konutun yapılmıştır. Sosyal konutların diğerleri bu konutların finansı için yapıldığını da burada özellikle belirtmek istiyorum. Bu konutlar öncelikle dar ve orta gelir düzeyindeki vatandaşlarımıza verilmiş olup engelliler, şehit aileleri ve mağlupler ile emekler için de ayrıca bir kontenjan ayrılmıştır. Özellikle evi olmayan emekliler için her projeden ayırdığımız konut oranı %25'tir. 240 aya kadar vade yapılmaktadır. Yani 20 yıl. Halen TOKİ'nin 317 aktif şantiyesinde yaklaşık 83 bin konut ve ilave sosyal donatların inşası devam etmektedir. Bunun yanında TOKİ'den konut alıp borcunu erken kapatıp tabasını almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için bu yıl iki ayrı indirim kampanyası düzenlenmiştir. Yine eylem planı kapsamında 2014 şehit ailesiyle görev mağduru vatandaşlarımıza 243 milyon TL'lik faizsiz konut kredisi kullandırılmıştır. Bu rakam Ekim ayı itibariyle toplamda 24.537 aile olmak üzere 1 milyar 212 milyon TL'ye ulaşmıştır. Sayın Başkan, değerli üyeler, kentsel dönüşüm ülkemizin Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ve TOKİ'nin öncelikli görevleri arasında birinci sıradadır. Özellikle afet riskinin çarpık kentleşmenin yoğun olduğu şehirlerde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yerel yönetimlerle işbirliği halinde hak sahipleriyle uzlaşma sağlanarak 147.460 konut ihale edilmiştir. 115.404 konut tamamlanarak hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edilmiştir. 5 yıl içinde yapılacak alanlara ilişkin çalışmalar devam ederken İstanbul'da 22 ilçede 20.175.000 konutluk 39 proje başlatılmış bulunmaktadır. Ankara'da ise 21 farklı kentsel dönüşüm projesinde 40.760 konut üretilmiş olup bunların yaklaşık 30 bini hak sahiplerine teslim edilmiştir. 9 kentsel dönüşüm projesi ise devam etmektedir. Evet, TOKİ tarafından halen 40 ilde 110 projede kentsel dönüşüm çalışmaları devam etmektedir. TOKİ tarafından Güneydoğu'da
18 bin konut yapılmıştır. Göçten dolayı bazı konutların boş kaldığı da bir gerçektir. Musayim'deki konutların dış şepelerinde dökülen taşlar hakkında bir konuşmacı bilgi sundu. Bu taşları düşmesinin sebebi hain terör örgütünün bu konutlara yaptığı hava saldırısına kaynaklanmıştır. Bunu da özellikle sizlere söylemek istiyorum. Yine Şırnak ve Diyarbakır'da sosyal iyileştirmeleri yapılan Şırnak yapıldı ve Şırnak yeniden inşa edildiğinde bütün kamuoyu biliyor. Sur'daki vatandaşlarımızın üç kuyular ve göl güzelliğindeki yapılan konutlardan teklif edildi. Tamamen uzlaşma ve vatandaş rızası ile isteyenlere de yerinde Sur içinde konutlar verildi. Yapılan çalışmalarla Sur 24 saat yaşanır hale geldi. Eskiden esnaf hava kararmadan kepeğini kapatırken şu anda 24 saat boyunca esnafımızın da vatandaşımızın da gezdiği bir yer haline getirildi. Güneydoğu'da TOKİ tarafından yaklaşık 17 milyarlık TL'lik yatırım yapıldığında burada özellikle ifade etmek istiyorum. Evet, sanayi alanlarının dönüşümü kapsamında ise 18 projede yaklaşık 10 bin iş yeri projelendirilmiştir. Bu sanayi işyerlerinin 1420'si tamamlanmış, 3422'sinin inşaatı devam etmekte olup 4591 iş yeri de proje aşamasındadır. Şehirlerimizin geleceğini ilgilendiren önemli projelerden biri de millet bahçeleridir. TOKİ tarafından üçü bitirilerek hizmete açılan ve proje çalışmaları yürütülen 96 millet bahçesinin yapım, ihale ve projelendirme çalışmaları da devam etmektedir. Ayrıca TOKİ projeler içerisinde yaklaşık 60 milyon metrekare yeşil alan, 21 milyon ağaç ve çalı dikimi gerçekleştirildiğinde bilmenizi istiyorum. Bunun dışında güney ve doğu sınırlarımızı korumak amacıyla acil sınır duvarı çekilmesi yönünde alınan karar gereği TOKİ tarafından Gaziantep, Kilis, Hatay, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak, Ağrı ve Iğdır illerinde yaklaşık 820 kilometrelik sınır hattı ihalesi yapılmış olup bunun 653 kilometrelik kısmı bitirilmiş bulunuyor. TOKİ'nin konut üretiminde düşük katlı, yatay mimari esas alan, güvenli, sağlıklı ve çevreye bütünleşen projeler geliştirdiği de malumlarınızdır. Bu yıl 5 katı geçmeyen 50 bin konut inşaatı başlatılmış bulunmaktadır. TOKİ memnuniyette yapılan araştırmalarda %80 üzerinde olduğu da bilinmektedir. Bu çok önemli bir başarı olduğu görüldüğünden dolayı da 700 bin kişi konut sahibi olmak için de TOKİ'ye müracaatı bulunmaktadır. Ayrıca tüm konut uygulamaları afet riskleri gözünde alınarak yer seçiminden projelendirme ve inşa aşamasına kadar imar ve inşaat mevzuatına uygun olarak gerekli denetim mekanizmaları ile birlikte eksiksiz olarak gerçekleştirmektedir. Emlak konutun halka arz edilmesinin Sayıştay denetimi ile de ilgisi bulunmamaktadır. Tamamen borsaya açılmak suretiyle dışarıdan yabancı sermaye ülkemize bu sayede getirilmiştir. Tekrar hisse senedi satılması da tamamen şirket değerini koruma amacıyla yapıldığını da özellikle söylemek istiyorum. SBK geri alınan paylar tebliğine de bu yapılan çalışma uyum olduğu bilinmektedir. Ülkemiz için büyük bir sosyal hizmet üreten, her ilde ve şehirde projeler geliştiren Koplu Konut İdaresi'nin 2023 yılına kadar 250 bin konut üretecek şekilde planlamasını yapması ve 2020 yılında ise 50 bin yeni konut ihalesi için çalışmalarını sürdürmesini takdirle karşılıyoruz. Bu vesileyle Yüce Meclis'i saygıyla selamlıyorum.